daha doğrusu bugüne dek yaşananları özetlemek için bekliyor bizi Kerim. Evet, 2012 yılında terör örgütü PKK-PYD'nin kontrolüne geçen Afrin'in terörden arındırılması amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda 18. günü geride bırakmaya 3 saat kaldı. Tabii bu 7 yıllık süre zarfında terör örgütü PKK-PYD Türkiye'ye toplam 700'den fazla taciz ateşinde bulundu ve bu saldırılarda 100'den fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte Zeytin Dalı Harekatı sınırlarımızın güvenliğinin sağlanması ve hemen aşağıda arkamızda bulunan 3800 kilometre karelik alanın terör örgütünden temizlenmesi amacıyla 20 Ocak'ta başlatıldı ve kararlılıkla devam ediyor. Tabii harekatta 18. gün içindeyiz. Harekat Afrin'in kuzeydoğusunda yoğun bir şekilde devam ediyor. Bursa'ya tepesini ele geçiren güvenlik güçlerimiz şu an yönlerini Afrin'in kuzeydoğusundaki 3 köye çevirdiler ki orası Dikmetaş Köyü dün ele geçirilmişti. Çok önemli bir noktaydı. Onun kuzeyinde yer alan Şiltah başta olmak üzere 3 köy şu an tamamen kuşatılmış durumda. Dikmetaş Köyü demiştik. Hemen yanında Sürgeya Tepesi ele geçirilmişti ki Dikmetaş ile Sürgeya Tepesi arasında bir hendek ortaya çıkarıldı. 4 kilometre uzunluğunda, 3,5 metre derinliğinde, 3 metre genişliğindeki bu hendek Sürgeya Tepesi'nden Bursa'ya dağına kadar uzanıyor. Yani terör örgütü 6 yıl boyunca aslında bu bölgede, arkamızdaki Afrin bölgesinde bütün kritik noktalara hendeklerle ve siperlerle, beton siper lerle donatmış desek yanlış olmaz. Tabi harekatın önemli noktası kuzey batı noktası. Kuzey batıda da sınırda Hassan'ın hemen karşısında 7 köy kalmıştı. İşte o 7 köyün zirvesi olan Meydan Dağı'da bugün yoğun bir şekilde topçularımız tarafından vuruldu. Yani kuzeybatıda yer alan 7 köy ile kuzeydoğuda yer alan 3 köyün alınmasıyla birlikte Kilis sınırındaki bütün hat tamamen maviye dönüşmüş olacak ki bu da Cerablus'tan Hatay'ın Hassan ilçesine kadar olan hattın tamamen kontrol altına alınmış olması anlamına geliyor. Tabii Racu'da da yoğun çatışmalar devam ediyor. Racu Dağı'nda, Racu beldesinde yoğun çatışmalar var ki 3 şehit verdiğimiz Kuritepe bölgesi çok önemli. Orada kahramanlarımız destan yazıyorlar ki onlardan biri olan bir uzman çavuşumuzla bugün bir röportaj yaptık. Arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Önümüzdeki dakikalarda ekranlara getireceğiz. Gerçekten orada verilen kahraman mücadeleyi, silahlı insansız hava araçlarımızın ne kadar önemli olduğunu bu röportajda çok çarpıcı bir şekilde gördük. Onu da ekranlarınıza getireceğimizi belirtelim. Tabii güneyde de Cinderis bölgesinde yoğun çatışmaların olduğunu belirtelim. Cinderis bölgesi Reyhanlı'nın biliyorsunuz roketli saldırıların menzilinde ve şu an belde tamamen kuşatılmış durumda. Aslında bugünün en önemli haber lerinden biri de yaklaşık 1000'e yakın kayıp veren ve çok sayıda yaralı ve çok sayıda teslim olan örgüt üyelerinin şu an yaşadığı panik. İşte örgüt üyeleri şu an gözlerini Fırat'ın doğusuna dikmiş durumdalar. İşte Fırat'ın doğusundaki Tel Abyad, Kobani, Aynel Arap başta olmak üzere Kamışlı bölgelerinden terör örgütleri 500'ü Kandil'den gelen azılı terörist olmak üzere 1500'ü de aralarında 13-14 yaşındaki çocukların da bulunduğu sivil vatandaşları zorla silah altına alıp otobüslerle Halep üzerinden Zehra noktasından Esad'ın kontrolü altındaki Nübil ve Zehra noktasından Afrin'e sokmaları oldu. İşte terör örgütleri şu an bütün yığınaklarını aslında Afrin çevresine yapıyorlar. Hendekleri o bölgede açıyorlar ve sivilleri canlı kalkan olarak kullanıp çıkışlarına izin vermiyorlar ki. Ayrıca terör örgütleri bugün Deir ez-Zor'da zorla silah altına almak istedikleri bir sivili silah almadığı için o vatandaş, Suriyeli vatandaş ağır makinalı silahlarla adeta delik deşik ettiler, kurşuna dizdiler. Tabii terör örgütü üyelerinde büyük panik var çünkü sınır hattının şu an 118 kilometresi tamamen kontrol altına alınmış durumda ki toplam sınırın 155 kilometre olduğunu söyleyecek olursak bu çok çok önemli bir gelişme. Yani şu an terör örgütü sınırda kontrolünü kaybetmiş durumda ve savunmasını Afrin'e doğru yapıyor. Bunu özellikle belirtelim. Tabii hava harekatları devam ediyor. Askerlerimizin ilerleyişi sürüyor. Aslında terör örgütünün sivilleri zorla silah altına alınmasında
kullandığı yöntem çok önemli. Bu yöntemi Doğu ve Güneydoğu'daki çukur çatışmalarında da görmüştük. HDP'li belediyeler gençleri, çocukları dağa piknik adı altında çıkarıp oradan zorla silah verip Kandil'e götürüyorlardı. İşte şu an o yöntemi, o taktiği burada Suriye'de birçok noktada görüyoruz. Kandırılan çocuklar, ellerine zorla silah verilen çocuklar şu an Afrin'e getiriliyorlar. Bizler de sınır hattındaki gelişmeleri an be an takip etmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar Hilal'e bırakalım.